Vatandaş olmayan devlet millet olmaz. Vatandaş olmasa ne olacak? Halk olmaz. Halk olmayınca devlet olmaz. Devlet olmayınca ne olur? Vatan olmaz. Önce halk. Nevşehir'in ulaşım probleminin çözülmesini çok istiyorum gerçekten. Nevşehir'e bir şey yapılmıyor. Kozaklı'ya bir şey yapılmıyor hiç. Dedem de kafeci, ben de gözlemeciyim. Kiresi suyumuz getiriyor. Oradan çek, midemizi ağrıyor. Değerli Anadolu TV izleyenleri, mikrofon sizde ekibi olarak bugün Nevşehir halkına iyi geçitlerini sorduk ve işte aldığımız cevaplar. Vallahi şu arada vardı herhalde ya. Burayı kaldırmışlar herhalde. Vallahi bilmiyorum, belediye daha iyisini düşünmüştür şahsen. Biz pek gelip gitmiyoruz bu tarafa doğru da. Daha iyisini de düşünmüştür yani. Neden? Doğru yerlerde yani ışıkların olduğu yerlere konuluyor genelde. Doğru mu peki? Doğrudur. Doğru. Vallahi, çok uzatmışlar ya. Aslında arabaların da hız kesmesi için ara ara yol olsa iyi olur. Geçitleri hep kapatmaması da iyi olurdu yani kapatmasaydı. Çok kapattılar. Hiç düşünmüyoruz kızım. Çiçeklerin üstünden geçiyoruz bak kızım. İki tane zengin yerine koydular. Bir tane Nisaran'ın önüne, bir tane daha şeye, otelin önüne. Burada vatandaşlar hep çiçeklerin üstünden geçiyoruz. Akşama da çoluğuna, çocuğuna, bundan ben nereye gideceğim? Bak buradan geçeceğim. İki tane yine şey geçiyoruz. Yol geçiyor. Ha şuradan olsaydı buradan geçiyorduk. Fırına gidemiyoruz. Markete gidemiyorsun. Manava gidemiyorsun. Nereden geçeceksin? Nisaran'ın önüne geleceksin reklamını yapmaya. Değil mi hanım kızım? Durum bu yavrum. Tamam mı? Hayır. Neden? Neden? Çok uzak geliyor. Mesela her yerde yaya geçiş olması lazım ya. Düşünüyorum. Çünkü o arada kesik trafiği çok aksatıyordu. Herkes oradan geçiyordu. En az 10 tane yaya geçidi vardı. Orada ister istemez bir de şimdi yayalara hak tanındı. Öncelik tanındı. Ne oluyor? Hemen ihlal ederiz biz şey olarak, millet olarak zaten buna alışkınız. Ama şimdi tek yerde mesela ana kavşaklardan geçmek bence daha doğru. Geç olmuş bir şey. Şu caminin geçidini eğer mümkünse kızım bir açtırın ya. Şimdi bir konuşun da cami ta nereye dolaşıyor ihtiyarlar aklımızda. Onu eğer bir mümkünse bir ilgilenin yavrum. Şurada bak camiye şurada geçiyorduk. Ta aşağıları dolaşıyor. Hem de basınla falan zor oluyor. Mümkünse bir ilgileniyorum. Sağ ol. Yaya geçidi yoldan dolayı mı diyorsun? Hiç iyi olmadı. Onu perişan oluyoruz. İyi olmadı yani. Dolanıyoruz, üstten atlıyoruz. İyi olmadı. Bence ben de dünden zorlandım. Başka var mı sorunuz? Yollar yapılıyor yine. Yani onlar da her sene olan bir şey. Her yeni bir belediye başkanımız geldiğinde hep yıkılır yollar. Şimdi yaya geçitleri öncelikle 5 metreye bir yakın mesafe olduğu için artık belediye başkanımız Sayın Rasim Arı bu sistemi biraz daha aralarını uzaklaştırmayı hedefledi. O yüzden yani yaya geçitlerine yine tabii yayalarımız öncelikli olarak yine her zamanki şekilde araları biraz daha uzun olarak tasarlanıp tekrardan koordine edilip yapılacaktır. Evet öyle yani. Bana göre yanlış. Yani her yerde olması lazım yaya geçidi. Çünkü engelli insanlarımız var. Bazı türlerde insanlarımız var. Onun için ben yani her yerde yaya geçidinin bulunmasını istiyorum. Yani bu kapatılan yerlerin açılmasını istiyorum. Peki trafiğe engel olmaz mı? Trafiğe engel olabilir ama engelli vatandaşlarımızı da düşünmemiz lazım. Çünkü her şey onlar için. Öncelikle Türkiye genelinde çok engelli vatandaşımız var. Yani Nevşehir'de olmayabilir ama Türkiye genelini düşünmemiz lazım. Yani hep kendimiz ve bizim olmamamız lazım. Yani biz kendimizi düşünmememiz lazım. Aradaki mesafeler çok uzak olmuş yeni yapılan şekilde. Yani yaşlılar falan bayağı geçmekte zorlanıyorlar. Yanlış bir karar bence bana göre. Benim için hiçbir şey fark etmez. Doğru yani. O kadar da şey değil yani sıkıntı değil. Tabii doğru. Neden? Çünkü önce de mesafe çok azdı. Devamlı yayalar geçiyor bu sefer. Motorlu araçlar geçemiyor yani. Beklemek zorunda kalıyor. Trafik sıkışıyordu. Böyle daha uygun bence. Hayır, mesela örnek vereyim buradaki yaya geçti. Buradan direkt okuldan gelenler, öğrenciler direkt durağa geçmek zorunda kalıyor. Ve aşağı veya yukarıya doğru yürümek zorunda kalıyor. Bence ki burada yaya geçitinin kaldırılması çok gereksiz oldu. Birçok yerde de aynı şekilde zaten. Ara sokaklardan geçişler kaldırıldı.
yanlış olarak düşünüyorum. En azından orta taraftan bir tane de yaya geçidinin açılması daha mantıklı olur. Çünkü esnaf olarak biz orta taraftaki yaya geçişlerinden en azından bir tanesinin açılmasını isteriz. Yani nasıl diyeyim? Bazen bulmuyorum yani, doğru bulmuyorum. Çok yanlış şeyler yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Hani yanlış şey, okul geçitlerini oraya yapılsa çok iyi olur aslında. Vallahi bazını kaldırdıkları daha iyi. Çünkü bizim burada daha bir alışılmadı. Niye alışılmadı? Işıkta bile millet zannediyor ki yaya geçidindeyim, mecbur duracak. Hayır, ışık, yeşil ışık yandığı zaman arabalar geçer. Yani öncelik tamam şeyin ama ışıkta bari öncelik olmaması gerekir. Işıkta zaten ışıklar kısa yanıyor. İki tane araba geçiyor, arkadakiler kalıyor. Onun için kaldırıldığına da seviniyorum yani. İyi olmuş. Vallahi şimdi şu anda onun içinde bir görüşüm yok. Belediye başkanımız nasıl uygun görmüşse öylesi doğrudur bence yani. Hiç de düşünmüyorum. Nedenini söylersen ayaklarımıza pil mi takıp da uçacağız? Gayri serbest olsun, otobüsler de geçsin yaya yolundan. Zaten öyle oluyor. Bir yaya yolundan geçiyor, geçemiyoruz. Arabalar böyle kilitleniyor. Nasıl geçeceğiz? Ne şu yukarıdan uçanın adı ne? Rondon mudur, kondon mudur? Kamera var ya. Evet, onun gibi mi uçalım kardeşim, ne yapalım? Drone. Ha, drone, evet. Drone gibi mi uçalım? Yok, ne yapacağız? Bizim kendi yolumuza dahi sahipleniyorlar. Kaldırım kalkar mı? Vatandaş olmayan devlet millet olmaz. Vatandaş olmasa ne olacak? Halk olmaz. Halk olmayınca devlet olmaz. Devlet olmayınca ne olur? Vatan olmaz. Önce halk. Nevşehir'in ulaşım probleminin çözülmesini çok istiyorum gerçekten. Bu şehre bir şey yapılmıyor. Pazarlığa bir şey yapılmıyor hiç. Dedem de kafeci, ben de gözlemeciyim. Kireçli suyumuz getiriyor. Oradan içecek midemizi ağrıyor.